Değerli dostlar, bugün 4 Aralık 1945 tarihinde İstanbul'da meydana gelmiş çok bilinmeyen bir olayı gündemimize getirmek istiyorum. O günlerde İstanbul'da yayın yapan Tan gazetesi İstanbul Üniversitesi'nin gençleri tarafından yapılan bir nümayişin, bir mitingin ardından yapılan bir baskınla yağmalanmış, gazete yerle bir edilmiş, gazetenin eşyaları Cağaloğlu yokuşundan gazete ruloları aşağıya doğru gönderilmiş, balyozorla matbaanın çeşitli aletleri kırılmış ve matbaa kullanılmaz hale getirilmiştir. 4 Aralık 1945'te yapılmış bu basın tarihimize geçecek kara lekeli olayın bütün kaynaklardaki sahibi maalesef resmi yazıcılar tarafından gözü dönmüş sağcılar olarak nitelenmektedir. Halbuki olay böyle midir? Böyle değildir. Şimdi bu olayın gerçek yüzünü sizlerle paylaşalım. Kazım Karabekir Paşa, Huvayi Milliye'nin önemli kahramanlarından biriydi. Ancak sonradan yazdığı hatıralar resmi tarih tezine aykırı düştüğü için Kazım Karabekir Paşa'nın yazdığı hatıralar ve Huvayi Milliye tarihine el konuldu ve bunlar yakıldı. Ama bir nüshasını Kazım Karabekir Paşa sakladığı için 1945 yılında artık Türkiye'ye demokrasi geldiği kanaatiyle bunları Tan gazetesinde tefrika etmeye başlamıştı. İşte Tan gazetesine karşı yöneltilmiş husumetin arkasında Huvayi Milliye kahramanı Kazım Karabekir'in hatıralarının yayınlanmaya başlamış olması önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu olay bu şekilde yansıtılmamakta, olay başka ellere çekilmekte, olayın failleri başka kişiler gösterilmektedir. O günlerde Hüseyin Cahit Yalçın'la Falih Rıfkı Atay'la birlikte gazetenin yazarları Zekeriya Sertel arasında uzun süre bir kalem düellosu olmuş ve kalem düellosunun ardından Hüseyin Cahit Yalçın Tan gazetesini hedef göstererek "Kalkın ey ehli vatan, bu kişileri susturun" diye bir yayın yapmıştır. Bunun ardından dönemin iktidarı CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları ve gençlik kollarının İstanbul Teşkilatı bir büyük gösteri düzenlemiş ve bu gösteriyle birlikte Tan gazetesine saldırı gerçekleşmiştir. Yani olayın gerçek failleri o günün Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarıdır. Nitekim saldırının faillerinin sonradan açıklandığı üzere Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları üyeleri Orhan Birgit olduğu, Ali İhsan Göğüş olduğu, sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakan olan Ali İhsan Göğüş olduğu ortaya çıkmıştır. Sonradan Cumhuriyet Gazetesi yazarı İlhan Selçuk'un da Tan gazetesine saldıran gençler içerisinde olduğu ortaya çıkmıştır. O günlerde bu olaya İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olarak şahit olan Kemal Karpat hayatında böyle bir caniliği, böyle bir barbarlık görmediğini hatıralarında kaydetmektedir. Özetleyecek olursak, olayın failleri o günün gözü dönmüş sağcı gençleri değil, Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarıdır. Bir gazeteyi kıyasıya saldırmışlar ve yağmalayarak orayı tarumar etmişlerdir.